İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Hükümet Sözcüsü'nün haftalık basın açıklaması, Avrupa Parlamentosu üyesi Bakü'de Ermeni mahkumlar olduğu sürece çatışma sayfasının çevrildiğine dair bir izlenim yok. Aşot Harutunyan, Mihrin Ermeni milletine mesajı. İsviçreli milletvekili Erik Fantibel ve Diğer 15 milletvekili Artsakh'taki Ermeniler meselesiyle ilgili İsviçre hükümetine mektup gönderdi. Van'ın Adama -Gert bölgesinin yüksek kesimleri bu yılın ilk karı ile süslendi. Avrupa Parlamentosu üyesi utanç verici sessizliğimiz sayesinde Artsakh'ta etnik temizlik mümkün hale geldi. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu ve Senarmenya TV'yi destekleyelim. Batı Ermenistan Cumhuriyeti hükümet sözcüsü Armenuhi Sahakyan'ın haftalık basın açıklaması 21 Eylül'de gerçekleşti. Sözcü, Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Bayan Lidya Margosyan, Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Konsey Başkanı Armena Gabrahamyan 15 Eylül'de gerçekleşen Disuhi Anahide adanmış konferansa atıfta bulundu. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Meclis Başkanı Bayan Nelly Arutyunyan ve Kur Mihir Haygazuni değerli konuşmalar yaptılar. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Bayan Lydia Margosyan konuşmasında Ditsuhi Anahite Adanan Konferans'ın sadece önemli bir bilimsel etkinlik değil, aynı zamanda uluslararası toplumu Ermeni mirası hakkında bilgilendirmek için bir platform olduğunu vurguladı açılış konuşmasını Batı Ermenistan Ulusal Konseyi Başkanı Armena Abrahamyan, Batı Ermenistan'ın tarihi ve kültürel mirasının korunmasının önemine dikkat çekti. Anahit Litsuhi kültünün bugüne kadar Batı Ermenistan'daki etkisini sürdürdüğünü ve bu bölgelerde yaşayan Ermeniler için kutsal yaylaların önemine özel bir atıfta bulunduğunu kaydetti. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Meclis Başkanı Bayan Nelli Arut Dünya'nın konuşmasında Ermeni kimliğinin korunması ve gelecek nesillere aktarılmasının önemli olduğunu vurguladı. Kurum Mihir Haygazuni, Ditsuhi Anahit'in hikayesini anlattı. Konferansın sonunda Ulusal Konsey Başkanı Abrahamyan, Batı Ermenistan'dan gelen değerli vatandaşlarımıza ve milletvekillerimize şeref madalyalarını takdim etti. Avrupa Parlamentosunun Litvanyalı üyesi Pietras Astrovicius, Azerbaycan'ın Doğu Ermenistan Anayasasının değiştirilmesi talebini atıfta bulunarak Doğu Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki barış anlaşmasının her iki ülke içinde geçerli olduğunu ve Güney Kafkasya'da istikrarın önündeki temel engel olduğunu kaydetti. O barışın gerçek olması gerektiğini ve insanların bu anlaşmaya göre yaşaması gerektiğini vurguladı. Ermeni savaş esirlerine değinen milletvekili bunların bir an önce serbest bırakılması gerektiğini, esir değişiminin de barış anlaşmasının bir parçası olması gerektiğini kaydetti. Artsakh Ermenilerinin ana vatanlarına dönme hakkı konusunda ise Austravitius, Artsakh Ermenilerinin uluslararası koruma altında Ana vatanlarına dönme hakkının bir müzakere pozisyonu değil, insan hakları ve uluslararası hukukun temel ilkelerine dayanan bir yetki belgesi olduğunu kaydetti. Şoşeli tarihçi Ayşot Harut Dünyan, Mihrin Ermeni halkına mesajını dile getirdi. Mihrin mesajı şöyle: "Eğer düşmanınız evinize ve ailenize karşı herhangi bir kötü plan yapmaya cesaret ederse, proaktif olun ve onun soyunu kökünden silin ve evini temeline ve dibine kadar ezin. Yıkım ve ceza kesin ve acımasız olmalıdır. Düşmanın evi yerle bir edilmeli, varlığı tamamen ortadan kaldırılmalıdır ki bir daha asla canlanıp size ve halkınıza tehdit oluşturmasın. Mihr'in mesajı Ermeni milletini korkusuz güçlü ve boyun eğmez olmaya, evini ve toprağını Ermenilerin barışçıl ve güvenli geleceğini tehdit edebilecek her türlü kötülükten korumaya çağırıyor. İsviçreli Ermeni tarihçi Manuk Malkhasyan, Orer'e verdiği bilgiye göre, İsviçre Ulusal Parlamentosu'nun Ermeni yanlısı milletvekili Erik Fantıbel, diğer 15 milletvekilinin imzasıyla Arsak Ermenilerinin geri dönüşü ve haklarının iyileştirilmesi konusunda İsviçre Yürütme Organı'na yazılı talepte bulundu. 23 Eylül günü hükümetin parlamentoda şu sorulara cevap vermesi bekleniyor. 1. İsviçre, Arsak Ermenilerinin anavatanlarına dönme ve orada kendi kaderini tayin etme haklarını kullanma hakkını tanıyor mu? 2. COP29'daki İsviçre delegasyonu Artak'taki etnik temizlik ve burada yaşayanların geri dönüş hakkı konusunu gündeme getirmeyi düşünüyor mu? Batı Ermenistan'ın Van iline bağlı Adama Gert bölgesinin yaylaları bu yılın ilk karı ile süslendi. Daha Kasım ayı gelmeden doğa mucizesi hızla bölge merkezine 12 kilometre uzaklıkta bulunan Yolmaçayır köyünü beyaza bürüdü. Bölgede İki gündür yağan şiddetli yağış bir anda yumuşak kara dönüşerek mucizevi bir şekilde köy ve çevresini kapladı. Ancak bu sefer kış erken geldi ve beyaz bir battaniyenin altındaki köy soğuk havanın ilk işaretlerini karşıladı. Avrupa Parlamentosu üyesi Millem Laxman, X mikroblogunda Arçak'ta bizim utanç verici sessizliğimiz sayesinde mümkün olan etnik temizliğin üzerinden bir yıl geçti diye yazdı. Avrupa Parlamentosu üyesi Miriam Laksman, ''Bu trajediyi unutamayız ve suçluları adalete teslim etme, mağdurları destekleme ve Arçak'taki Ermeni kültürel ve dini mirasını koruma konusunda ısrarcı olmaya devam etmeliyiz.'' Sevgili yurttaşlar ve sevgili soydaşlarımız, Batı Ermenistan'ın kaderiyle ilgilenen adanmışlar. Bugün bu büyük jeopolitik olaylar girdabında her zamankinden daha fazla birleşmeye, birbirimizi desteklemeye, birbirimizle daha yakın iletişim kurmaya ihtiyacımız var. Bugün milletimizin bütünleşmesine ve kendi haklarımız için mücadeleye gerçekten katkı sağlayan, talepkar olan çok az sayıda yapı mevcut. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu ve Senarmenia TV hepimizin iletişim kurabileceği, birbirimizi tanıyabileceğimiz, tarihi vatanımız ve çevresinde meydana gelen çeşitli olaylardan haberdar olabileceğimiz eşsiz platformlardan biridir. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu ve Senarmenia TV ilkelerine ve izleyicisine sadık kalarak yeni yaklaşımlarla kesintisiz çalışmalarına devam ediyor. Bildiğiniz gibi televizyonumuz kendi reklamını yapmıyor. Ağırlıklı olarak Batı Ermenistan'ın tarihi, bugünü ve geleceğiyle ilgili siyasi ve diğer bağlamların yanı sıra çeşitli konuları gündeme getiren haberler yayınlıyor. Sizlere ayrıca Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı, hükümeti, ulusal meclisi ve diğer yapıların faaliyetlerini şeffaf ve erişilebilir bir şekilde sunuyoruz. Sevgili soydaşlarımız ve vatandaşlarımız, Sizlerin de desteğiyle televizyonumuzun imkanları daha da genişleyecek ve güçlenecektir. Desteğiniz bilgi alanını daha da genişletecek ve atalarımızın ihlal edilen haklarının korunması, haklı davanın yeniden elde edilmesi için daha net ve güvenle mücadele edecektir. Adaletin yeniden tesisi için gelin birlikte mücadele edelim. Birlikte daha fazlasını yapabiliriz. Birlikte biz daha güçlüyüz. Unutmayın, siz yoksanız biz bir eksiyiz. Sayın izleyiciler ve sevgili soydaşlarımız, bugün için bu kadarını gördük. Hoşça kalın.